Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan depremin ardından Çilimli'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binaların yıkılmasına başlandı. Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu'na ait fındık fabrikasının bir kısmı da yıkılırken ofis binası olarak kullanılan binanın sökümü için zaman istendi. Ancak çelik binaya da bu sabah kepçe vurulunca Karslıoğlu yıkımın durdurulmasını istedi. Çilimli depreminden sonra burayı kentsel dönüşüm alanını alıp bizim iş yerlerinin tamamını rezerv alanına aldı devlet. Biz buna tabii ki saygı duyduk. Yani olması gerekir dedik. Koca koca fabrika binalarının burada olmasının doğru olmadığını kabul ettik. Ancak kabul etmediğimiz, anlaşamadığımız şöyle bir nokta çıktı. İlk defa belediye başkanının makamında kentsel dönüşüm başkanı, genel müdürü Vedat Bey ile yardımcısı Bedri Bey ile görüştük. Yani bize sözlü bir para teklif ettiler. Düşük bir para geldi bana. Sadece arsa bedeli veriyoruz dediler. Ben de kabul etmedim. Dedim mahkemede görüşürüz. O anda zaten bütün binaların hepsini yıkılacağını bilmiyorduk. Onlar da bize çok iyi bilgilendirme yapmadılar. Daha sonra 6 Ocak'ta tapularımızı almışlar. Mali hazinesine geçirmişler. Bizden habersiz tek taraflı olarak. Yani bu konumuz bize buran bir piyango oldu. 6306A devletin cebri el koyma maddesini kullanarak bizim tesislerimize devlet zoraki cebri el koymuştur. Şu ana kadar kentsel dönüşümden hiçbir şey almadık. Yani bir konteyner, bir ofis bile almadık. Hiçbir belge imzalamadık. Hiçbir bir kuruş para almadık. Böyle bir sürünceme de gidiyoruz. Sabahın körüne gelmişler bizim ofis kısmını, yani bir de bedelli sattığımız, daha masamızı sandalyemizi almadığımız yeri kepçe vurdurmuş arkadaşlar. Biz şu an insan yerine konmadığımıza çok üzülüyorum. Yani ben böyle bir şey görmedim. Sadece çık deniyor. Orası bizim diyorlar. Benim babam ne zaman sattı onlar orayı ben bilmiyorum. Mezardan beri onu da bilmiyorum. Ama dayanacağım. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. Bu devlete gerekirse bu mülkün tamamını hibe edeceğim. Bir kuruş almayacağım. Herhalde bunların ihtiyaçları var.